Efendim Gülşah. Ne var? Hadi çabuk ol. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılabilir. Lütfen. Ay Kudret neredesin ya? Aa, hayırdır? Yandık Yasemin, yandık. Ya Melih, Halil'in benim eski kocam olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun kızım sen? Ya. Ay adam her gün olayı çözmeye bir parça daha yaklaşıyor. Allah kahretsin, bunun eli kulağındadır. Ay şimdi der ki siz böyle böyle öldürdünüz, şöyle şöyle gömdünüz. Halis. Yok yok, Elif dur, Elif ben çağırdım. Elif. Gene ne oldu? Çok korkunç bir şey oldu. Melih, Halil'in bunun kocası olduğunu öğrenmiş. Yandık. Neredeyim ben? Ah, ah tabii. Macide'nin evindeyim. Of, başım çatlayacak gibi. Günaydın. Sabah şeriflerin hayır olsun. Uykucu Şirin. Günaydın, günaydın. Ne Şirin, ne Şirin canım. Ya başım çatlayacak gibi. Küp gibi de uyumuşum, nasıl oldu anlayamadım. Uyuyacaksın tabii şekerim. Vallahi açık seçik söyleyeyim Nermin. Çayına ilaç koydum. Mecburen uyudum bu saate kadar. Çayıma ilaç mı kattın sen? Ne yapayım Nermin? Ne yapayım? Car car cır cır ağlayıp durdun. Bu da kafa yani. Kafam kazan gibi oldu. Mecbur kattım artık uyku ilacını. Nermin'cim, yumurtayı nasıl seversin bilemedim hayatım. Sana böyle kahvaltılık bir şeyler arkadaşın hazırladı. Canım teşekkür ederim. Çok zahmet olmuş ama ben artık eve gideyim. Hayır. Otur aşağı bakayım. Nereye gidiyorsun eve? Eve gidip ne yapacaksın? Evde ne var? Git diyeceksin kapını. Tek başına kokuman kuşu gibi oturacaksın. Ondan sonra düşüneceksin, düşüneceksin, dertleneceksin. Düşüneceksin, düşüneceksin, dertleneceksin. İçini kanatacaksın. Maazallah. Kapına bir vuracağız, ses yok. Bir açacağız, cesedin kokmuş. Kesmişin bileğini. Kenarlarda, köşelerde vefat etmişin. Ay yok Nermin, Allah aşkına otur ya. Emel ben dün gece geçici bir delilik geçirdim. Cinnet. Evet cinnet yani ama geçti bitti. Geçti bitti. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. İnan bana ben gideyim. Olmaz efendim. Olmaz. Öyle beni lafla kandıramazsın. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben senin davranışlarına bir bakacağım. Bir gözlemleyeceğim. Ondan sonra zaten artık burayı beğenmediysen tamam. Macide ablanın evinden çıkarız. Senin evine gideriz. Ama sen nereye gidersen ben oraya. İstediğin yerde kalırız. Ama anca beraber kanca beraber. Hiçbir yere gidemezsin tek başına. Ay ne bu böyle? Her şey plastik. Bulaşık da mı yıkamıyorsun artık? Üstüme iyilik sağlık. Ben senin burada iyiliğini düşüneyim. Sen alttan alttan bana laf giydir. Bulaşık yıkayamadığımdan değil herhalde. Hiçbir şeyden haberin yok Nermin. Bu tip vakalarda yani intihara meyilli kişilik yapılarında ortada kesici, delici, tehditkar aletler bırakılmaz. Asla ve kat'a. Ciklet gibi plastik çatalla artık idare edeceksin. Bak. Tabaklarına bile kağıt koydum ki arkamı dönerim maazallah. Ortadan kırıverirsin, kesiverirsin bileğini. Ben hapishaneye, sen artık mezara. Of. Teşekkür ederim canım. Sana çok zahmet olmuş. Şimdi zihnin de açıldığına göre Nermin, anlat bakayım ne oldu? Emel'cim aslında bu çok karışık bir durum. Tamam şekerim, vaktimiz bol. Ben dinlerim. İyi bir dinleyeceğimdir. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Lütfen çok rica ederim artık bu konu üzerine başka bir soru sorma. İyi iyi tamam hadi madem. Kendini iyi hissettiğinde anlatırsın. Önce bir yemeğini ye bari. Melih kesin sorguda bize bunları soracak. Kesin. Ne diyeceğiz peki biz? Bilmiyoruz etmiyoruz desek kanar mı bu yalana? Yok kanmaz. Nermin şurada olsaydı hemen bulurdu bir şey söyleyecek. Sen Nermin'i aramadın mı? Aramız kötü diye ben hiç aramadım. Haber vermedim. Ne demek aramız kötü diye haber vermedik? Ne alakası var ya onunla bu bir... Biz birlikte girdik bu işin içine kardeşim. Çıkacaksak birlikte, batacaksak birlikte. Ara. Ara. Bu nasıl bir sıyrılma şekli ya? Ortada yok. Aradığınız kişiye... Kapalı. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa saat 9:30 olmuş. 10'da karakola gel demiştim Melih. Eğer gelmezsen polis arabası gönderir seni öyle aldırtırım demişti.
Sakın, sakın işi o raddeye getirme. Kendi kendine paşa paşa gideceksin. Tam saatinde Melih'in karşısında hazır olacaksın. Teslim mi olayım yani? Hayır, teslim olma. Kızım deli misin? Sen teslim olursan bizi de teslim alırlar. Ya bir sakin, bir dakika. Biz Melih'in ne bildiğini bilmiyoruz. Yani ne kadar biliyor? Sadece adamın senin eski kocan olduğunu mu biliyor mesela? Bilmiyoruz, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen gittiğinde diyorsun ki evet eski kocamdı ama aradan çok uzun zaman geçmişti. Çok değişmiş ve ben fark edemedim diyorsun. Ya da bir tane daha bir şey bulalım, o da cebinde dursun. Buldum. De ki ben bu ülkedeyim ve bir kadınım de yani. Korkarım ben, şiddet vardı, her şey vardı. Eski kocamdı evet ama de korkuyordum. Bir de böyle karakol ortamı falan, polisler molisler görünce de iyice panik oldum. Öyle bir yalan söyleyiverdim. Kusura bakmayın, siz de beni affedin de. Bu da diğer cebinde dursun. Orada bırakmaz ki. Sorar da sorar. Allah Allah, sorsun ki ne biliyor bilmiyor anlayalım. Bir bırak anla, neler biliyor öğren, cebine koy, sen de geri gel. Biz de onları bir ortaya alalım, bir daha yeni şeyler bulalım. Ben yapamam Elif. Gülşah yapacaksın, sana yapar mısın yapamaz mısın diye soran olmadı. Yolun sonuna geldik, her şeyi yapacağız. Eğer sen anlattığında sana inanmazsa... kelepçeyle gelmesinler buraya tam beni almaya. Birkaç kere öyle geldiler Çınar, aklın sinirleri çok bozuluyor. Ben kendim efendi gibi teslim olurum. Saçmalama Yasemin. Saçmalamıyorum. Ben zaten hazırlık yaptım. Yaptım, buraya diye geleceğini biliyorum ben. Yemek yaptım. Bir aylık dolapta yemek var. Evi falan temizledim. Bir haftada o idare eder. Ya her şey bitmiş gibi konuşmasana Allah aşkına. Bitti her şey. Bitti artık. Adaletten kaçılmıyor ya Allah ya. Sabır. Ne yapacağız başka? Bakın beni alıp götürürlerse eğer çocuklarıma sahip çıkın, tamam mı? Sakın garip koymayın onları. Ben senin çocuklarını garip koyar mıyım hiç arkadaşım? Kendi evladım gibi böyle bağrıma basacağım onları, ikisini de, ikisini bir, ikisini. Yasemin, siz iyice kafayı yediniz. Bana bak, Gülşah'ı alınca biz de alacaklar ya içeri. O bakımdan çocuklarına falan bakamazsın. Ayrılın, ayrılın, beni delirtmeyin. Ayrılın, ayrılın, kendinize gelin. Hakikaten ya. Bana bak, sen de zaman kaybetme. Adamı da işkillendirme. Git karşısında dimdik dur. Duyuyor musun sen beni? Şansımız bu bizim. Hadi kalk. Hakkını helal et kardeş. Yapma bunu, yapma ya lütfen. Yapma bunu, çok kötü oluyorum ben ya. Şşş. Beni delirtecekler. Ayrılın. Hakkını helal et. Ay burada. Gülşah hadi canım, hadi yüzünü falan temizle. Geç kalma, hadi. Yok yok. Adaletten kaçış yok, yok. Biz gideceğiz, bizi hapis paklar. Zindanlar bizi bekliyor. Kız, bizi aynı koğuşa koyarlar mı sence? Keşke aynı koğuşa düşsek, yabancılık çekmezdik. Kara zindanlara düşeceğiz. Kız, cinayet işleyenleri mi şişliyorlardı gibi? Tövbe yarabbim, ya Resulallah ya. Kara zindanlar oldu bizim kaderimiz, kara zindanlar. Dördümüz bir, dördümüz bir, dördümüz bir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.